Ben Doktor Çağrı Gülümser, Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesiyim. Bu konularla ilgili uzun zamandır çalışıyoruz ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 4 sene Anne Ölümleri Merkez Komisyon üyeliği yaptım. Türkiye'nin dört bir köşesinden anne ölümleri geliyor. Aslında bu kursun bir sonunda da ben şey yapıyordum. Bugün yarın çok önemli bir arkadaşımızın düğünü var. O yüzden gitmek zorundayım ama sonunda da medikolegal bir durum olduğu zaman başınıza ne gelecek? Anne öldü. Neler bekliyor sizi? Hangi aşamaları yapmanız gerekiyor diye de bir sunum yapıyordum. Eğer mümkün olursa o sunumu size belki gruba mail atarım. Ya da işte bir sıkıntınız olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Zaten Cansu Hocalar, TİJOT bu konuda inanılmaz proaktif, inanılmaz yardımcı. Kendisi de anlatacaktır. Benim numaram 530-783, 530-783-75-93, Çağrı Gülümser. Hem de resmi bilirkişi olduğum için Adalet Bakanlığı'nda genelde böyle 3-5 hocamıza gidiyor, bize de bir şekilde geliyor. Her zaman için tabii ki meslektaşlarımız açısından koruyucu, kollayıcı olarak olayları değerlendirmek gerekiyor. Çünkü hepimizin başına gelebilir, ne kadar tecrübeliyiz, ne kadar burada bu kürsüde ders anlatıyor da olsak işler öyle gitmiyor yani. Her zaman başımıza en istemediğimiz an gelebiliyor. Postpartum kanamalar şu anda bütün dünyada da sezaryen oranlarının artmasıyla önemli bir konu. Artık eskiden maternal fetal medicine ayağında bu tür konularla ilgili hiçbir sunum yokken şu anda ana başlık, hot topic olarak, keynote lecture'lar olarak sunuluyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir problem. Bunları hep duyacaksınız. Gerçekten tonus, doku, travma ve koagülopati. Bu dört konu başlığıyla ilgili ne kadar bilgi birikimim var diye kendinize sormanız gerekiyor. Nasıl değerlendireceğim diye. Aslında damarlara geçecek olursak benim bugün size söylemek istediğim şey en önemli damar aort. Eğer kanıyorsa siz aort kompresyonu aklınıza gelmezse gerçekten çok büyük sıkıntı. Hemen umbilikusun olduğu yerden bir kanama vakası geldiği zaman yumruğunuzla çok ciddi bir şekilde baskı yapmanız gerekiyor. Bu derste belki aklınızda kalması gereken en önemli cümle bu. Aorta kompresyon yapın arkadaşlar. Kanama inanamayacağınız, başınıza gelen oldu mu bilmiyorum, inanamayacağınız bir hızda oluyor. Bakın 2 dakika içerisinde o yatak komple kıpkırmızı oluyor. Yani sanki böyle büyük bir şey boşalmış gibi oluyor ve o panik anında yapmanız aklınıza gelecek tek şey aorta bası yapmak. Aorta düzgün bası yapıp yapmadığınızı anlamanın tek yolu var. Femoral artere bakmak. Femoral arteri yani diğer elinizle vajinin içine sokayım diye değil. Doğru bir aort kompresyonu yapıyor musunuzu anlayabilmek için ilk önce femoral arteri palpe edin. Gelmiyorsa kısa bir süre sonra tamam doğru yapıyorsunuz demektir. Ondan sonra yapın. Yani ilk aklınıza gelecek şey damar takın, kateter takın, ilaç getirin değil. Aorta kompresyon yapın. Bu dersten tek bence çıkartılması gereken sonuç bu. Çünkü çok korkunç kanıyor ve siz o kanamayı durdurduğunuz zaman hasta zaten size öyle bir bakıyor ki ya ölecek miyim diye bakıyor. Onun o bakışı sizi o kadar rahatsız edecek ki dolayısıyla siz en azından hastaya da moral vermeniz gerekiyor. Kanamayı durdurmanız gerekiyor. Herkese moral vermeniz gerekiyor. Odadaki bütün herkese moral vermeniz gerekiyor. Ve bu olay başınıza sadece term bir doğum sonrası değil. Örnek veriyorum biz riskli gebeliklerle uğraştığımız için daha çok bir ikinci trimester sonlandırması sonrasında ya da bir plasenta arkasından yoğun bir kanama sonrası atoniye girmesi sonucunda da olabilir. Yani illa bir term bebek olarak düşünmeyin. Bir 23. hafta bir erken doğumundan sonra da aynı tabloyla karşılaşabilirsiniz. Ortada ne bir kesi var ne bir şey var. Küçücük bebek çıkmış vajenden ve siz inanılmaz bir kanamayla baş başa kalabilirsiniz. Sonuç olarak şu damarları hızlıca söyleyelim. Aort lumbal 4 hizasında
common ilyaklara ayrılıyor. Daha sonra da eksternal ilyak ve internal ilya ayrılıyor. Eksternal ilyak superior gluteal, iliolumbal ve lateral sakral olarak 3 bölüme ayrılırken eksternal ilyak diyorum. İnternal ilyağın bir posterior dalı, bir anterior dalı var. Posterior dalını söyledim biraz önce. Anterior division'ı ise yukarıdan aşağıya birçok dal veriyor. O detaylara bile girmek istemiyorum. Burada önemli olan uterin arter anterior kısmından çıkıyor ve iki avasküler alana ayırıyor. Yani paravezikal alan ve pararektal alana. Üreterde bu uterin arterin altından geçiyor diye düşünebilirsiniz. Eğer yani rektoperitona nasıl gireceksiniz? Doğru. 3 şekilde girilebilir yani bu hipogastriyi bağlarken. Ama biz burada bugün de öğreneceğiniz her zaman yukarı kısımdan girme tekniğini öğreneceksiniz. Eğer histerektomi yapıyorsanız zaten rant ligamentini kestikten sonra yaprakların içerisine giriyorsunuz. Ama histerektomi yapmıyorsunuz ki bu hastada nasıl gireceğiz diye soruya gelirse infundibule pelvikle rant ligamenti bir gergiye aldıktan sonra ortada oluşacak olan üçgenden çok rahat bir şekilde direkt olarak dalabilirsiniz, içeri girebilirsiniz. Karşınıza ilk çıkacak şey pusu askası. Zaten o pusu askasını gördükten sonra da hem internal ilya, hem üreteri, hem bütün landmarkları orada görebilirsiniz. Oradaki trik noktaları da biraz sonra tekrar söyleyeceğim. Burada da kadavra üstünde de görüyorsunuz. Aort, common iliac, external, internal iliac diye. Burada tabii ki derslerde anlatılacak bu kadar hani damarları anlatıyoruz, hipogastriyi bağlıyoruz ama tabii başımıza öyle vakalar geldi ki ya da işte öyle anne ölümleri var ki her şey dört dörtlük yapılmış. Yani yıllarca bunların raporlarını yazdık. Her şey dört dörtlük ama kadın ölmüş, bağlanmış, her şey yapılmış. Çünkü çok ciddi bir damarlanması var. Bizim burada gösterdiğimiz gibi işte common iliac'tan şöyle ayrılıyor. Biz burayı böyle bağlarsak öyle olmuyor. Kanama devam ediyor. Çünkü gerçekten vajen bölgesinden çok ciddi kanlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bugün anlatılacak konuların dışında hipogastriyi bağlamak aslında sizi çok kurtarmıyor. %80 civarında. %80 ne demek biliyor musunuz? Düzgün bir B-linç atmanızla aynı. Düzgün bir şekilde B-linç atmanızla hipogastriyi bağlamanız aşağı yukarı aynı şeyi gösteriyor. Atoni için konuşuyorum. Yani bilimsel olarak. Ama burada Ateş Hoca anlatacak devaskülerizasyon dediğimiz, yani uterusu yukarıdan aşağıya kadar da hipogastriyi bağladıktan sonra uterin arterleri de bağlamanız gerekiyor. Ki gerçekten bir oradaki bir arteryal kan akımını ortadan kaldırın. Burada tabii ki bu noktada hani üreteri bağlar mıyım, yapar mıyım? O noktada sizin çok büyük kaygınız olmaması gerekiyor. Tabii ki de onu görüp yapmanız gerekiyor ama hızlı hızlı bir ritim içerisinde olmanız gerekiyor. Eğer o ritmi bulamazsınız, bu hastaya müdahale ederken bir ritim tutturamazsınız, eliniz ayağınıza karışabilir. Sizin eliniz ayağınıza karışırsa, bağırmaya başlarsanız odada herkesin eli ayağına karışır. Dolayısıyla orada bir ritim tutturup şey yapmanız gerekiyor. Bir önemli noktayı daha söylemek istiyorum. Odanın içerisinde doğumhanede ya da ameliyathanede değil ama doğumhanede için söylüyorum. Yapılan her manipülasyonu saatiyle beraber birine yazdırmanız gerekiyor. Tamam mı? İşte 16.42'de şunu istedim. 16.45'te birisi yazıyor olması gerekiyor. O sizin için gerçekten çok 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 elzem. Her şeyin yapıldığını dokümante etmeniz gerekiyor. Bizim şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Manuel aort kompresyonu sizin dediğim gibi ilk aklınıza gelecek konu. Kanama oluyor. Zaten hiç görmediyseniz, hayatınızda hiç görmediğiniz yoğun bir kanamayı karşılaşacaksınız. O noktada ilk aklınıza gelen olacak. Şu anda aort balon oklüzyon, yani balon oklüzyon yöntemleri artık Michael Belfort başta olmak üzere bütün dünyada kadın doğumcular tarafından yapılması şu anda gündeme getirildi. Belki ben hep söylüyorum, yani bunu bizim yapmamız gerekiyor, Türkiye'de de oturtmamız gerekiyor. Çok kolay bir şekilde bu balon oklüzyon yöntemlerini şu anda Amerika'da
kadın doğum, belli bölgelerde kadın doğumcular yapıyor ve çok başarılılar. Bunlarla ilgili datalarını sunuyorlar. Ve histerektomi oranları ciddi derecede düşük. Yani oradaki amaçlarına histerektomiye gitmesin vaka. Onun dışında yeni işte yöntemler var. Reboa gibi. Burada tabii ki bu kurstan bence en önemli öğrenmeniz gereken bu sütür teknikleri. Burada İsmail Hoca Hayman tekniğini size anlatacak. Gerçekten dünya çapında önemli bir şeyi var. Datası var. Yani şu anda belki de İsmail Hoca'nın datası dünyada kimsede yok. Ya da bizim Türkiye'de vardır. Yani diğer ekipler çok yoğun çalıştıkları için. Mesela bu sütür tekniklerini çok iyi öğrenmeniz lazım. B-Lynch yaparken öğreneceksiniz ama B-Lynch yaparken de illa tekniği %100 oturtayım değil, mantık olarak onu bir sandviçe dönüştürmeniz gerekiyor. Yani onu bir siz sandviçe dönüştürün de nasıl döndürürseniz dönüştürün diye düşünmeniz gerekiyor. Dediğim gibi intrauterin balon tamponatlar anlatacak Eray abi. Uterin turnike, uterin arter ve uteri ovaryen arter ligasyonu, pelvik packing, uteri ovaryen arterlere klemp konulması, internal iliac arter ligasyonu ve kan transfüzyonu. Yani kan transfüzyonu olayını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben hızlıca tekrardan arterleri şöyle bir göstereyim. Abdominal aort, kateteri nasıl taktığımız ve burada video çalışsaydı bunların hepsi videoydu aslında. Ama maalesef çalıştıramıyoruz. Aort kompresyonunu nasıl yapıyoruz? Hızlıca devam ediyorum. External iliac, common iliac, internal iliac. Nasıl bağladığımızı görüyoruz. Bunun videosunu demin izletmiştim. Şimdi bir daha izleteceğim. Gluteal arterler dediğim gibi posterior dalının arterleri. Internal pudental arter, middle rectal arter, obturator arter. Bu anterior division'ın damarları. Vezikal arter. Ben videoyu tekrar izletmek istiyorum size. Burada kadavra üstünde de bu landmark'ları tekrar görelim. Burada hipogastrik arter bağlanmasındaki önemli noktaları kadavra üstünde hızlıca anlatmak istiyorum. Uterusu görüyorsunuz. Round ligament ve infundylopelvic ligament. Round ligament ile infundylopelvic ligamentin arasından 1,5 santim boşluğundan normalde şöyle tutup kaldırıyoruz ve giriyoruz içeri. Girdikten sonra infundylopelvic ligamene paralel bir şekilde açıyoruz. Peritonu. Açtıktan sonra pusu askası altında eksternal iliac. Dolayısıyla promontoryuma doğru, kemiğe doğru bu infundylopelvic ligamenti yukarı doğru çekiyoruz. Çektiğimiz zaman üreter aşağıda yapışık burada açılmış şekilde üreteri görüyoruz. Üreteri ve eğer emin olamıyorsak üreteri yukarı doğru common iliğe doğru çıktığımız zaman üreterin çaprazladığı yeri görüyorsunuz. Çekiyoruz. Çektiğimiz zaman emin olmak için üreterin common iliac hizasında çaprazladığı yeri görüyorsunuz. Common iliac, external iliac ve internal iliac şeklinde geliyor. Her zaman buraya çıkmamıza gerek yok. Açtığımız zaman promontoryuma doğru, uterusu da kendimize doğru çekerek Ya buradaki önemli nokta arkadaşlar, round infundylopelvic ligamenti tutuyorsunuz. Tamam mı? Peanlarla. Ortada bir üçgen oluşuyor çektiğiniz zaman. Hemen oradan ya bir koçerle ya bir şeyle açıyorsunuz. Girince infundylopelvic'ten promontoryuma doğru iyice açıp çekiyorsunuz. Zaten bütün yapılar aşağı yukarı önünüze girecek ya da hafif yağlı gelecek. Onları hemen şöyle ayıkladığınız zaman bütün her şey karşınıza çıkacak. Karşımıza internal iliac, hipogastrik arteri görüyorsunuz. Hipogastrik arteri üstünde yağ dokuları oluyor. Yağ dokularını elimizle ya da bir alet vasıtasıyla açtıktan sonra direkt üreterin lateralde olduğunu gördüğümüz için lateralden medyale doğru. Çünkü eksternal iliac veni bu şekilde girersek zedeleyebiliriz, içine girebiliriz diye. Eksternal iliac veni zedeleyemeyelim diye lateralden medyale doğru. Bunu bile kafanıza stres yapabilirsiniz o anda. Lateralden medyale miydi, medyalden laterale miydi? Yani o yüzden yani orada önemli olan panik yapmamak yani. Şu şekilde giriyoruz ve buradan
iki defa bağlıyoruz, kesmiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi ben çok uzatmak istemiyorum. Burada değerli hocalarım da buradalar. Ateş Hoca'yla bu önemli kitabı çok değerli hocalar. Bence dünya çapında bir literatür, data var Türkiye'de. Bunları da yazamadık. Hocam hala yazamadık. Yazmamız lazım. Ama bugün ben iki tane kitap getirdim. Ateş Hoca'yla içimizden bir tanesini burada, bir tanesini başka kursta vereceğiz. Ateş Hoca kimi uygun görürse ona vereceğiz. Sormak istediğiniz bir soru varsa ben yanıtlayabilirim. Dediğim gibi uzun süre anne ölümleri merkez komisyonu üyeliği yaptığım için Ankara'dayım ben. Yani bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşadığınız zaman zaten TİJOT inanılmaz bir destek oluyor. Ama ekstra bir şey olursa, mahkemeye taşınırsa iş vesaire mutlaka haberimiz olsun. Çok geç haber veriyorsunuz. Yani komisyona geldikten sonra her şeyi böyle çok ileriye gittikten sonra haberimiz oluyor. Gene bir şeyler yapabiliyoruz ama ne kadar erken haberimiz olursa o kadar daha fazla yardımcı olabiliyoruz arkadaşlar. Ben hepinize verimli bir şey diliyorum. Kurs.